Arkadaşlar merhaba. 21 Mart Perşembe ABD Gulfstream Park'tayız. 20.10'da başlıyor. Birinci Altılı Gayan ilk ayağı bir maiden satış kursu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1670 Tapeda'da start olacak. Koşu 16 binlik maiden satış kursu 24 bin dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. 2 numaralı Spirit of Victory üst grup koşulardan bu koşuya geliyor ve Javier Castellano'yla start alacak olan bir isim. Son 3 startında tabelada yer bulmuş. 1600, 1500 ve 1100 metre tapeta 1600, 1500 çim pistteki bu son 3 startı. 4 numaralı In a Blink Luis Saez ile start alacak. O da üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 1 numaralı Mi Amor David Egan'la ve 5 numaralı My Little Secret, Jorge Ruiz ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Bütçeniz müsaitse 7 numaralı Affectionate'i ekleyebilirsiniz. Emi Seyal Ceremillo ile start alacak olan. İkinci koşu yine bir maiden koşu. 3 yukarı dışı İngilizlere mahsus. 1600 çimde start alacak. Burada da 89 binlik bir üst grup maiden koşu. 6 numaralı Looking for Bargains. Son startında baş farkıyla ikinci oluyor. 1500 metre çim pistte. Ondan önce de 1600 çimde boyun farkıyla bir üçüncülüğü var. Favori olduğu önceki startında bugün koşuyu kazanmaya en yakın isim. Rakip olarak da 5 numaralı Justice Julia John Velasquez'le ve 4 numaralı Versify Luis Saez'le bu koşuda şans verdiğim diğer isimler. Bir de kariyerin ilk startında Lope de Vega yavrusu Miss Lady de Vega sürpriz yapabilir. Kariyerin ilk startında Junior Alvarado ile 343.378 dolara satın alınan bir isim. Bir de burada koşuda çıkanat olması durumunda start alacak olan 10 numaralı Risk Threshold var. O da Looking for Bargains'in ikinci olduğu koşuda. Üçüncülüğü var kariyerin ilk startında. Çıkan isim olursa bu isme de yer vermek gerekir kuponlarda. Üçüncü koşu bir satış koşusu. Dört yukarı dişi İngilizlere mahsus 1670 tapetada start alacak. Koşu 12.500'lük bir satış koşusu. 24 bin dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı Everything son 3 startında 2 tane ikinciliği var. 16 8.000 ve 12.500'lük satış koşularında 1700 ve 1670 tapeta pistte bu koşuları. Önceki startındaki ikinciliğinde üçüncü olan Nana Feni 4 numaralı. Ve yine aynı koşuda dördüncü olan bir numaralı Koza arasında geçecektir bu yarış diye düşünüyorum. Bu isimlerin haricinde Jose Ortiz ile start alacak olan iki numaralı Lini Kate Tonalist yavrusu yazılabilir bu ayakta. Dördüncü koşu ikinci altılı gayen ilk ayağı bir maiden satış koşusu. Üç yukarı dışı İngilizlere mahsus 1670 tapetada start alacak. 21.40'da başlıyor ikinci altılı gayen ilk ayağı. 12.500'lük maiden satış kursu 22.000 dolar. Toplam ikramiyesi var. 4 numaralı Shopping at Lomis Tyler Gaffalone ile son startında favori olduğu koşuda ikinciliği var. 1700 tapetada. Aynı koşuda üçüncü olan 1 numaralı Little Starkwinter Jorge Ruiz ile 7 numaralı Battling Bubbles Luis Saez ile ve 6 numaralı Take It South Edgar Perez ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Beşinci koşu bir opsiyonel satış koşusu. 4 yukarı İngilizlere mahsus. 1500 çimde start alacak koşu. 50 binlik orta grup bir şart satış koşusu. 39 bin dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Border Town üst grup kuşlardan bu koşuya geliyor. Tyler Gaffalone ile start alacak. Benzer şekilde Somco di Campiano, Joe Bravo ile son startında bir ikinciliği var. 1600 çimde. 5 numaralı Wicked Finn, Edgar Perez de start alacak. Bu da 3 grup koşulardan buraya geliyor. 1 numaralı Mehlek, Jose Ortiz ile son startındaki şartlı koşuyu yaklaşık 2 boy farklı 1600 şimdi 1.33.23 ile kazanmış. Bir de 8 numaralı Fighter in the Wind'le ekür olan 4 numaralı Rough Draft, Javier Casalano ile bu koşuda şans verdiğim isimler. Altıncı koşu 4 yukarı dışı İngilizlere mahsus 1000 metre tapeta pistte bir opsiyonel satış koşusu. Burada da Admiral Hopper, Tyler Gaffalona ile bu koşuyu kazanacağını düşünüyorum. Koşu 35 binlik bir şartlı satış koşusu. 4 numaralı Admiral Hopper son 3 startında 1000 metre tapeta pistteki 25 binlik şartlı satış ve 25 binlik satış koşularını kazanmış bir isim. 55-99, 55-74 dereceleri son startında favori çıkmış. Koştaki rakibi Peach Cobbler'ı da geçmiş bu ayakta.
bugün bu koşuyu kazanır diye düşünüyorum. Safi Joseph Junior Antrenesi'ndeki 4 numaralı Admiral Hooper. 7. koşu opsiyonel satış koşusu 3 yaşlı dışı İngilizlere mahsus 1100 tapetada bir koşu. Koşu 16 binlik bir şart satış koşusu 34 bin dolar toplam ikramiyesi var. 3 numaralı Devil at Midnight. Sean Brignall'la start alıyor. Son startında bir boy farklı ikinciliği var. 16 binlik şartlı satış koşusunda 1 metre tapetada. 2 numaralı Party Shaker aynı koşuda 3. oluyor. Devil at Midnight'ın arkasında. Önceki startındaki Maiden koşuyu da 1100 tapetada 1.04.59 ile kazanmış. 8 numaralı My Wife Knows It All. Emzel Jaramillo ile start alacak. O da kariyerin ilk startındaki Maiden koşuyu 1000 metre tapetada 56.53 ile kazanmış bir isim. 1 numaralı Michael's Bell Gabriel, pardon, Maldonado ile üst grup koşulardan bu koşuya geliyor ve Çin'in müsaitsi 7 numaralı Reyes'siz Jose Ortiz ile ilave edilebilir. Favori olduğu son start meydik koşuyu 1100 tapetada 1.04.71 ile kazanan bir isim. 8. koşuya geldik. 4 yukarı dışı İngilizlere mahsus 1670 tapetada bir koşu. Türk 2000'lik bir şartlı koşu. 2 numaralı Queen Macha. Edwin Gonzalez ile bu koşuda şans verdiğim ilk isim. Daha sonra 3 numaralı Ali Bayer. 1 numaralı Mint Edition'la Ecurie. Ali Bayer de Tyler Gaffoloni ile start alacak. Son iki startında 1700 ve 1600 şimdi iki tane ikinciliği var. Son iki startında favori çıkmış bir isim. 4 numaralı Wicked Mercury önceki iki startını 1300 tapetada 1.17.58, 1700 tapetada da 1.42.65 ile kazanan bir isim. İlave olarak da 7 numaralı Okay Fine Jose Ortiz ile yazılabilir bu ayakta. Son 3 startında Maiden koşuyu 1670 tapetada 1.40.48, son startındaki satış koşusunda 1.42.15 ile 1700 metre çimpisten kumandan yarışı kazanmış bir isim. Geldik son koşuya opsiyonel satış koşusu. 4 yukarı İngilizlere mahsus 1500 timde start alacak. Koşu 62.500'lük şartlı satış koşusu 92 bin dolar toplam ikramiyesi var. Üst grup koşulardan gelen English Bee 2 numaralı John Velasquez'de önereceğim ilk isim. Daha sonra 8 numaralı Determined ile ekürü olan 1 numaralı Mycie Cottage var sırada. O da son startını 25 bin şartlı satış koşusunu 1500 şimdi 1.26.03 ile kazanmış bir isim. 5 numaralı Stad Edgar Zayas'la o da son startındaki bugünkü koşuyla eşdeğer bir koşuyu 1600 şimdi 1.32.18 ile kazanmış. Bütçeniz müsaitse 4 numaralı GP Halish, Javier Casalano ile yazılabilir bu ayakta. Amerikan yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Az önce size bilgilerini aktarmaya çalıştığım PDF bültene ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş yarışlarının videolarını seyredebilirsiniz ve varsa galoplara ulaşabilirsiniz. E-mail, abonelik vesaire gerektirmeyen bir web sitesi. İlave olarak biraz sonra sizlere aktaracak olduğum altılı ganyan şablonlarını 18-30 civarı mümkün mertebe çıkan hatlardan sonra güncellemeye çalışıyorum. 18-30 gibi de bakmanızda fayda var bu web sitesine. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 2 numaralı birinci altılı ganyan ilk ayağı 20.10'da başlıyor. 2 numaralı Spirit of Victory, 4 numaralı Inebling, 1 numaralı Mi Amor, 5 numaralı My Little Secret ve 7 numaralı Affectionate. İkinci koşu 6 numaralı Gaines favori çıkar büyük bir ihtimalle rakipleri de 5 numaralı Justice Julia, 4 numaralı Versify. Eğer bütçeniz müsaitse kariyerinin ilk startında Miss Lady De Vega sürpriz beklediğim bir isim bu ayakta. Üçüncü koşu Everything 3 numaralı, 4 numaralı Nana Funny, 1 numaralı Kose'ye geçen yarışta kozlarını paylaştılar. Bu yarışta da ilk üçe oynayacaklardır. İlave olarak 2 numaralı da Lini Kate yazılabilir bu ayakta. 4. koşu 2. altılı gayem ilk ayağı 21.40'da start alıyor. 4 numaralı Shopping at Bloomies, 1 numaralı Little Stark Winter, 7 numaralı Battling Bubbles, 6 numaralı Take It South önerdiğim isimler arasında. 5. koşu 6 numaralı Border Town, 7 numaralı Sogno di Campione, 5 numaralı Victifin, 1 numaralı Mehlek ve 4 numaralı Rough Draft, 8 numaralı Fighter in the Bin'in ekürisi.
Altıncı koşuda 4 numaralı Admiral Hopper'ın bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. Yedinci koşuda da 3 numaralı Devil at Midnight, 2 numaralı Party Shaker, 8 numaralı My Wife Knows It All, 1 numaralı Miquis Belle ve 7 numaralı RSS koşuda şans verdiğim isimler. 8. koşu 2 numaralı Queen Macha, 3 numaralı I'll Be Here, 1 numaralı Mint Edition Mercury, 4 numaralı Wicked Mercury ve 7 numaralı Okay Fine. Son koşuda 2 numaralı English Bee, 1 numaralı My Sea Cottage, 8 numaralı Determined bir Ecuri, 5 numaralı Stud ve 4 numaralı GP Halish şans verdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.